Evet, değerli dostlarımız, herkese günaydın. Zor bir piyasa bizleri beklerken sizlere bu platformlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Ahele Trader'ın içindeki şu an için aktif değil ama önümüzdeki ay başlayacak duyurular, bildirimler bölümünden, aynı zamanda WhatsApp grubumuzdan, e-maillerle veya işte günlük böyle YouTube sohbetleriyle Spotify üzerinden elimizden geldiğince sizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bugünkü yani genel piyasadaki görüntü şu: içeride ekonomik güven ve bankacılık karlılığı gelecek. Avrupa'da tüketici güveni var. Amerika'da bekleyen konut satışları var. Ama aynı zamanda Avrupa'da ECB'nin önderliğinde merkez bankacılığı formu var. Burada da Japonya'dan Avrupa'ya, İngiltere'ye kadar tüm merkez bankası başkanlarının piyasalarla ilgili düşünceleri ön plana çıkacak. Bu arada Erdoğan-Putin görüşmesi gerçekleşecek. Aynı zamanda dün gelen habere göre 30-31 Ekim'de gerçekleşecek G20 zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesi de bekleniyor. Görüşmesi olması da bekleniyor. Evergrande meselesinde bir hisse satışıyla şimdilik borçlarını peyderpey ödemeye doğru gidiyorlar. Bu arada Amerika'da borç limitinin devamı konusu ve temerrüte düşmeme meselesi Perşembe gününe kadar halledilmesi lazım. Daha önceleri birçok kez halledilme noktasında oldu ama Pazartesi, Salı bu konu oylama tarafında Senato'da geçmedi. Stopajın TL üzerinde bu ay sonlanıyordu. Devam etmesi bekleniyor. S&P'de 4400, DAX'ta da 15500 seviyesinin altındayız. Dolar endeksi ve Amerikan tahvilleri bir nebze güçlü kalmaya devam ediyor diyerek hemen şöyle bir size o benim klasik şey ekranım üzerinden diyeyim, piyasalar ekranı üzerinden bu dünkü görüntü. Borsalar %2 hatta %2'nin üstünde de eksi olan Avrupa Amerika endeksleri var. Bu sabah itibariyle Japonya özellikle Çin tarafı yani Hong Kong piyasası haricinde negatif gözüküyorlar. Gelin beraber hemen bir vadelilere bakalım. Vadeli tarafta yani dünkü kırmızılığın sonrasında alt taraf zaten şu an için aktif piyasa. Avrupa'da nispeten artılar görüyoruz. Biraz da Amerika tarafında dünkü negatifliğin toparlanması var. Bu neden olabilir? Amerikan 10 yıllıklarında eğer o 1.55'lerde 2 yıllıklarda mesela 0.31'lerde olan baskı yukarı doğru azalmış olabilir. Derken işte 1.55'lerden 1.54 1.52'lere doğru bir geri çekilme biraz bu pozitifliği bence sağlıyor. İçeriye baktığımızda her zaman baktığımız bu CDS tarafı bizim için önemli. Buradaki durumda da şimdilik 432, 437'lerde seyrediyoruz. Şöyle bir değişiklik olsun. RSS diye bir becerebilirsem size günlük paylaştım. Bakın Amerika bazlı gelişmekte olan ülkelerin şuradan gidersek evet dördünde bunu ben bırakmışım zaten. Bugün 29'u yalnız bir dakika şunu kapatalım. Bugün 29'u. Dolayısıyla bugüne dair baktığımızda yıl başından bugüne sadece Rus rublesi, Tayvan doları Amerikan dolarına karşı değer kazanmış. Türk lirası ise 16-22'lik bir değer kaybıyla gelişmekte olan ülkeler içerisinde ilk sırada yer alıyor. Burada G10'a baktığımızda yani en güçlü diyebileceğimiz ya da büyük para birimleri içerisinde de sadece Kanada doları şimdilik Amerikan dolarına karşı değer kazanmış gibi duruyor. Var mı bir sıkıntımız? Yok. Bir sıkıntı olursa zaten yazıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi geliyoruz. Bugün neler oluyor, neler olacak, neler olabilir konusunu biraz da şey üzerinde, platformlar üzerinde değerlendirme. Şimdi dolar TL'de biraz şöyle aşağı doğru da eğim de yukarıyı görün ne olabilecek. Çok geriye doğru bir çizgimiz var şurada yani 9.20 civarlarında. 3 gündür 8.89'dan dönüyoruz diyebiliriz. Bir kere 8.80'in üstünde
Riskin ben her türlü devam ettiği kanısında olacağım. Ama buradaki görüntüye göre 8.89 şimdilik ilk direncimiz, üstünde bir 8.93. Hani sonrasında da işte 9 seviyesi var. Dolayısıyla bugün sanki 8.89'u bu Amerika Türkiye görüşmesi açıklanmasıyla birlikte geçmeden 80-90 arasında bir git gel yaşayacak kur var gibi gözüküyor. 8.80'in altına gelmediği sürece de yukarı yönlü baskıların artması muhtemel gibi duruyor. Şimdi pariteye gelince dün şöyle baştan bir sterlin doları göstereyim. Tabii ki tedarik zinciri vesaire meselesi İngiltere'de derinleşiyor ama özellikle benim diğer grafiğimde var. Şurası 1.35 meselesi. Burada hem psikolojik olarak hem de yani teknik olarak önemli gibi duruyor. 1.35'lere kadar neredeyse, bakın, tam trendin üstüne vurduktan sonra bir geri çekilme yaşandı. Onun bir toparlaması gerekiyor. İşte parite tarafında da, şurada da dolar endeksimizi gösterelim. Güçlü dolar, evet, neredeyse 94'lere geldi. Bizim sarı çizginin içine söylemiştik tekrar girecek diye. Hani burada da girdiğini görüyoruz ve dolayısıyla burada paritede bir baskı oluşuyor aşağı doğru. Hatta ikili üçlü dipler tekrar söz konusu ama dikkat ediyorsanız mümkün olduğunca o baskın azaldığını görüyoruz. İşte bu gibi durumlarda ister hisse senedi, ister altın, ister parite, burada pozisyon alacaksınız. Aşağıdaki barın altında bir yerde kendinize göre, risk algısına göre bir zarar durdurula bir önceki dibin takibini yapacaksınız. Orası neresi? 1.16.65. 1.16.80. Dolayısıyla bu aralarda bir pozisyon alıyorsak 1.16.65'in altına gelmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hala 1.17.50 geçilmiyorsa paritede yükselişler satış, alış içinde 1.16.65 bugün için takip edebilir. Aynı şey altın için de geçerli. Evet, yukarı hareket sonlandıktan sonra aşağı doğru şey hareketler devam ediyor. Dün 1.725 dolara kadar bir geri çekilme de gördük, görmedik değil. Ama baktığınızda burada da şimdilik, yani şu üstteki kanal önemli değil ama 1725, yani şurası işte 23'ler falan tutacak gibi duruyor. Eğer burası tutarsa bir önceki yükseliş zirvesi olan işte 1750-1765'leri bir hareket olabilir. Ama bu bölgede zayıf bir altın gözüküyor. Demek ki 1725'in altı çok böyle hoş bir yer değil. Onun için de burada zarar durdurulu bir strateji gidilmesi gerekiyor. 1730-1750 bugün altın aralığı olabilir. Kurda hafif gerileme var. Altında gerileme devam ederken biz gramda da böyle 491-92-93 oraları bugün görürsek tekrar piyasada bu dikdörtgen üstünde bir fiyatlama görmeyi devam ettiğimizi düşünerek belki yeni trendimizi de şöyle çizelim. Aslında gerideki kullanmaya devam edeceğiz. Şu üçgen içerisinde, yani 490-500 aralığında kalmaya devam eden bir gram, 92-97 arasında veya 93-96 arasında, düzeltiyorum, 98 arasında bir gram altın bugün yaşanabilir. Petrolde bakın bu 80-50 çizdiğimiz yer nerede çizdik? Aslında baktığınızda şöyle haftalıkta daha iyi gözüküyor. Şu zirvenin, yani 86.5 zirvesinin altındaki 80.5 ta 2018'deki yeri çizmiştik biz daha önce. Gelelim günümüze. Dolayısıyla dün bu seviye kırılamadı ve hemen dikkat ediyorsanız bir önceki destek seviyesine çekildi. Bugün 77.80'i takip edeceğiz. Eğer burası bizim için yani mantıklı bir aralık gibi duruyorsa buradan aslında tekrar yukarı doğru bir hareket beklenebilir. Olmuyorsa, burası aşağı kırıyorsa tekrardan 76'ya kadar bir geri çekilme görülebilir. O açıdan 77.80 bugün için aşağı ve yukarı birer dolarlık marjlarda takip edebilir petrol tarafında. Dün bir izleyicimiz bizim teknik analiz programında gümüşü sormuştu. Gümüşteki şu trendi göstereyim, gümüş ne olur diye. Yani burada 24'ler, 25'ler, 26'lar geçilmedikçe şurada bir tane daha belki kendiniz için şey çizebilirsiniz. Hani böyle daralan bir takoz içindeki hareketi, sıkışan bir gümüş hareketi var. Büyüme sıkıntılı, efendime söyleyeyim, mesela şunlar hep kalmış. Büyüme sıkıntılı ama aynı zamanda da
Şuradaki bizim baktığımız trend, ki daha yukarıda da bunu taşıyabilirsiniz, fark etmez. Ama önce 25-50'nin bir geçilmesi lazım. 25-50 geçilmediği sürece ben 21-25'lere kadar gümüşte bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Hem bugün de ya şimdi bu çizgiyi takip ediyoruz. İşte 22-22-50 arasında bir gümüş hareketi görebiliriz. Dolar endeksinden bahsettik. Burada 93-50'nin altına gelmiyorsak parite altın, gümüş, sterlin, dolar, buralarda baskılar devam edebilir. Şimdi gelelim kritik meseleye. S&P, bakın buradaki meselemizde 4450, 4400 ve aşağıda 4350 var. Ben 4400'ün altında kaldığı sürece, hani dolar 8.80 üstünde olduğu gibi, S&P'den biraz çekinirim. Hatta eğer biraz uzun sürerse, mesela 15-20 gün ve 4450'lerin altında kalmadan bu yataylığın ne kadar fazla devam ettiğini görürsek, aşağı doğru beklentimi de arttırırım. Aynı şey DAX endeksinde 15.500 için geçerli. Bakmayın böyle birçok şey buraya çizdiğime. 15.500'ün altında kalıp, hele ki devam eden süreçte borsalarda bu 15.300'lerin altındaki, şu özellikle 15.200 çizgisini aşağı bir 10-15 gün içinde 15.800'leri geçmeden, yani şuradaki şöyle çok saçma diyebileceğimiz veya enteresan çizdiğimiz üçgenin içinde hareketlerine bir 10-15 gün devam edip aşağı kırıyorsa, işte o zaman DAX'ta da sıkıntı başlamış demektir diyebiliriz. Evet, burayı böyle değerlendirdik. Çok güzel. Kimse bir şey yazmıyor. Hiçbir hisse analizi beklemiyoruz. O zaman gelelim borsaya. Borsaya geldiğimizde de şöyle bir durumumuz söz konusu. Burada bizim grafiğimiz zaten belli. 14.000 şey 1400 seviyesi yukarıda önemli diyoruz. Zaten hem üçgen içine tekrar kendini atması için, hem efendime söyleyeyim endeksi yani teknik olarak da yukarıya doğru taşıyabilmesi için bir kere 1400'ün üstüne kalması gerekiyor. Kalmıyorsa 1385, 1375'ler var. Dün söylediğimizden aynısı, 1375'te aşağı kırılırsa önü 1345'e kadar açık. Kırılmıyorsa, yukarı geçiyorsa 1400'ün üstüne, burada da bir 35 puanlık 1435'e kadar bir yükseliş görebiliriz. Ama şimdilik bugün için dikkat edeceğiz. Petrolün düştüğünü unutmayacağız. Para girişi olan hisselerde bizim model portföyü de takip edebilirsiniz. Kalmaya devam edeceğiz. Çok agresif bir şekilde satış yemiş, operasyon geçiren hisselerde de inanıyorsanız hisseye alım tarafında kalınması şimdilik makul gibi gözüküyor. Yani bu aralıkta malı taşımaya devam ediyorsanız diyelim, bir saatimize bakalım, bankacılığa. Evet, biraz daha vaktimiz var. Bir bankacılığa gideyim. Bir bankacılığa gideyim. Şöyle onu da size göstereyim ki en azından endeksin 1400 üzerine doğru geçtiği dönemlerde bankacılığı da nerede görmemiz lazım endeks bazlı. Evet, bakın dün 1200 seviyesi bankacılıkta da şimdilik çalışıyor. 1200'den bir yukarı hareket devamı söz konusu olursa 1240'lara doğru bir gidiş gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla bankacılık endeksinde de bence mutlaka yükseliş için 1200'ün üstüne tutunan, eğer 1400'ün üstüne endeks geçerse de burada da 1250'nin üstünü gördüğümüz bir grafik gerekiyor ki şimdilik hacim indikatörler, yani aşağı gelmedikçe yukarı şansının da endeks bazlı arttığını bize gösteriyor derken kapatıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa hızlı bir analiz yaptığımı düşünüyorum. Eksik bir şey yok. Bugün bir tedirginlik de olmadı, kesinti de olmadı. Demek ki S&P'de 4400, 4450 iki tane üste bakabileceğiniz yer var sizin kendi algınıza göre. DAX'ta 15.500, ons altında 1765, gümüşte kaba taslak baktığımızda bence 24 dolar. Bunlar hep orta vadeli söylüyorum. Biraz daha kısa vadeli bakarsak sterlin dolarda 1.1740 1.3740, çok özür dilerim. Paritede 1.1750. Eksik bıraktığım bir şey var mı? Endekste 1400 kısa vadeli, orta vadeli 1435. Buraları geçilmesi lazım ki yukarıya tekrardan başka şeyler düşünelim. Ama küresel anlamda bir risk algısı devamı da olduğunu unutmayalım. Herkese bol kazançlar, mutlu, huzurlu bir gün, iyi bir seans diliyorum.